Ah canım benim. Dünden beri nasıl süzülmüş. Nasıl süzülmesin ya? Allah'ım nedir bu kadının çektiği ya? Hemşire geliyor, ona sorarsın. Hemşire hanım, nasıl durum? Geceden beri hiç uyanmadı mı? Yakını mısınız? Evet yakınıyım. Yani biz hepimiz çok yakınıyız. Aslında sabaha karşı uyudu. Gece boyunca kızım kızım diye sayıkladı. Biz o zaman hiç içeri girip uyandırmayalım değil mi? Dinlensin. Evet. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Gidelim mi? Canım benim ya. Ya keşke ben dün gece gelip de başında bekleseydim. Nasıl ben de sabaha kadar gözümü kırpmadım yani. Zeliş. Bak sen Aliş'i annesine vermekle en doğru şeyi yaptın. Ne olur bunun için kendinden fazla üzme, olur mu? Analık başka bir şeymiş ya. Vallahi şu anda hissediyorum yani. Şu an ne yiyor, ne içiyor, karnı tok mu, sırtı pek mi? Tam bu saatler mama yeme saati. Nasıl cuk 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 geldi ya. Canım en güzeli, en sağlıklısı olacak senin bebeğin, merak etme. Resul dayı, ne dedi doktor? Nermin iyi miymiş? Alıp götürelim mi eve dayı? Kızlar, Nermin'in durumu vahimmiş. Daha bir müddet burada kalması gerekirmiş. Niye burada kalıyor canım? Ben onun temizliğini falan yaparım. Zaten ben onun evinde kalıyorum. Gül gibi yeğenimi soldurdular. Olacak iş mi bu? Doktor kendine zarar verebilir dedi. Zavallı Nermin. Karıştırdı zar. Sabaha kadar kızım kaçtı diye feveran etmiş. Ah bu Kerem. Akıl bırakmadı ki anasında. Şey, kızı kaçtı aslında. Alt komşunun oğlunda kaçmış. Ne? Şuncacık kız. Hı. Kocaya mı kaçtı? Yok yani o kadarını henüz bilmiyoruz. Ama zaten öyle bir şey değildir. Yani sanmıyoruz biz öyle olduğunu. İnşallah öyledir Elif kızım. Resul dayı sen polise git. Bu çocuk anasını banyoya kilitlemiş. Kızı da almış kaçırmış. Çocuğun adı Caner. Alt katta kalıyor. Canı çıksın. Tövbe tövbe. Hadi ben gidiyorum. Allah ya. Şey Nermin'in yanına gidelim. Uyanır bizi görmez panik olur hadi. Ne diyeceğiz Elif? Söylemeyeceğiz. Yasemin Resul dayıyı duydun. Doktor demiş ki kendine zarar verebilir. Yani. Aman yok artık canım. Koskoca kadın yani kendine bir şey yapacak hali yok yani. Hele Nermin hiç yapmaz öyle şeyler. Bunun vebalini üstümüze alabiliyor muyuz kızlar? Ya bir şey yaparsa kendine? Nasıl olacak yani? Hayır bence kesinlikle gizleyelim bu durumu. Siz gelin ya, bana bırakın siz bu meseleyi. Nasıl ya? Gel bak şimdi. Şimdi Nermin odasına gittiğimizde ben ne dersem siz ikiniz kafanıza böyle tasdik edeceksiniz. Tamam mı? Ay Yasemin, ama senin yani bu yalan söyleme konusundaki becerilerini biliyoruz. Şimdi orada da her şeyi elini yüzüne bulaştırırsan ne olacak? Ya niye elimi yüzüme bulaştırayım? Sonuçta benim de bir kız evladım var ve durumun ciddi olduğunu da görüyorum. Kızın hayatı söz konusu, hiç bulaştırmam. Çok son derece düzgün şeyler söyleyeceğim. Kafanda tamam mı? Kur, hikayeyi kur. Yaklaştık çünkü. Tamam. Şey yapmayalım. Tamam. Ha, canım. Canım. Nermin tatlım. Kızlar hoş geldiniz. Canım. Oh. Oh mis gibi kokuyor. Nasılsın Nermin? Ay mı? İrem'den haber var mı? Var tabii. Ben sabah onları okula yolladım Gamze ile. Kız senin kızın yumurta yemiyor. Ağzından sokuyorum, o buradan atıyor. Sevmiyor. İrem evde mi yani? Hı. Evde canım. Nerede olacak? Sen niye kendini bu kadar üzdün Nermin'ciğim? Evet Nermin ya, ne oldu? Neyi dert ettin sen yine? Doğum gününü mahvettim ya kızımın. Sonrasında gidip özür diledim. Senden nefret ediyorum dedim. Başımdan aşağı kaynar sular indi böyle. Nasıl üzgün senin kız biliyor musun? Ay böyle iki göz iki çeşme ağlıyor. Sen sıkıl kendini bahçeye at. Orada nefes alayım diye. Arkadaşı görmesin mi bunu? Arkadaş mı? O saatte kimle karşılaştı? Şey var ya o ne o gıcık kız? Mukadder. Mukadder bunu bahçede görüyor. Ondan sonra zaten hep sokaklarda olan bir kız. Ondan sonra bunu görüyor işte alıyor tut kolundan tutuyor zorla götürüyor şeye evine. Evine götürüyor mu bunu? Konuş konuş konuş. Kız bundan zor kurtulmuş.
Öyle bir kız zaten o da yani. İyice geç mi geldi yani eve İrem? İşte biz hastaneye geldik. Gamze de işte senin hastanede olduğunu söylemiş. Ay bu ne üzülmüş. Annem benim yüzümden mi hastanede, benim yüzümden mi oralara düştü diye. Perişan. Böyle mi demiş? Öyle dedi. Ay ne üzülmek kız, ne ağlamak diyor ki. Vay ben anneme nasıl böyle yaptım? Annem değil mi? Beni doğurdu, sancılandı. Benim doğum günümü de mahveder, benim hayatımı da mahveder. Perişan durumda kızım, durumu çok kötü. Yani şimdi evde mi İrem? Yok yani. Nerede olacak ki? Nerede olacak? Okulda. Tabii şey sabah ben ikizleri servise indiriyorum ya aşağı, bir baktım. Bunlar iki genç kız kol kola okula gidiyor. Ay Nermin, dedim ki şu dörtlü lisede olmak vardı. Böyle kol kola giderdik ya. Ay. Ya. Gecenin bir saati Yasemin'i çağırmış abla gel dertleşelim diye. Oturmuşlar salonda sabaha kadar. Ben nasıl bir evladım ki annemi böyle hastanelere düşürüyorum diye. Ya. Değil mi Yasemin? Tabii. Böyle kız, böyle ağlıyor. Ondan sonra ama ben yükseldim. Ne yapıyorsun çocuğum sen bu kadına dedim. Niçin bunu yapıyorsun dedim. Hatta böyle kulağını falan da çekecek oldum yani. E çekseydin tabii. Bir de tokat atsaydın üstüne. Zaten böyle tokat atacak oldum. Sonra dur dedim, ne yapıyorsun? Bu gencecik bir kız. Bunun gururuna dokunu falan diye durdum, sonra yapmadım. Yok, ben zaten güveniyordum kızıma. Benim kızım yapmaz öyle şey. Şey... Benim kızım eve geç gelmez. Hep vaktinde gelir. Bütün arkadaşlarıma sorar şimdi. Polise gider mi sence? Şimdiye kadar çoktan gitmiştir. Abim için kaç kez gitti, bir kez de benim için gitsin değil mi? Kalkalım mı? Olur. Nereye? Hani çok uzaklara gideceğiz demiştin ya. Bir arkadaşımdan haber bekliyorum. Babasının 5 yıldızlı oteli varmış Kuşadası'nda. Haber gelir gelmez oraya gideceğiz. Hadi kalkalım. Çok mutlu olacağız değil mi Caner? Herkesten çok. Kızlar, ben hemen toparlanayım da birlikte çıkalım, gidelim. İrem gözümde tütüyor. Doktor dedi ki, doktor bir süre kalman gerektiğini söylemiş Resul dayıya. Tabii canım, koca doktor. Ondan daha mı bileceğiz biz? Ama görüyorsunuz bir şeyim yok. Sapasağlığım. Ya ben evime gitmek istiyorum. Canım benim, insan yani şurada grip oluyor da bir hafta 7 gün yatması gerekiyor. Sanki ağır bir şey geçirdin yani. O yüzden... Ya burada doktorlar var, hemşireler var. Sonra yediğin önünde, yemediğin arkanda. Bu nevresimler ütüleme derdi yok. İşte toz alma derdi yok. Hastanede kalasın var ha. Vallahi çok güzel anlattın, benim de canım çekti. Vallahi beni de alsınlar, bir hafta evin tantanasından kurtulayım. Ben İrem'i annesiz bırakmayayım, çok özledim kızım. Aman canım yani ne olmuş İrem'e annesiz de? Ne olmuş yani? Yasemin onun zaten bütün gün başında. O olmasa Elif'le ben buradayız. Yani kalır mı öyle bir şey? Sen onları düşünme. Ayrıca bence İrem seni böyle görmesin. Hem zaten doktorun da sanmıyor. Aslında haklısınız yani. Kızım beni böyle görmesin tabii. Tamam, ben birkaç gün daha kalayım. Midem rahatsızlandı diyeyim. O yüzden hastaneye gittim. O kadar yalan söyledik ki zemzem suyla yıkansak yeridir yani. Hacer teyzem bir şey getirmişti, zemzem suyu getirmişti Hacer'den. Artık ağzımızı onunla çalkalayacağız, dua edeceğiz, ne yapalım? O su yanmadı mı kız yangında? Yok canım, mübarek su yanar mı? İçeride bir yerdedir, bulurum ben onu. Hah, iyi bari. Yani sonuçta şimdi tanıdığımız biri için, yalan söylediğimiz için bir de o beyaz yalan sayılır. Ya sonuçta o tanıdığımız biri de bizim canımız, ciğerimiz. Ya yani felaket tellalı gibi kızın kayboldu diyecek halimiz yok kadına. Peki kızlar ne yapacağız biz? Bu koca İstanbul'da İrem'i nerede bulacağız ya? Sinan sabah çok erken çıktı. Gamze'nin 3 arkadaşının adresini aldı. Vallahi eli boş dönmeyeceğim dedi.
İnşallah. Zaten ben akşam hastaneye gidiyorum. Nermin bana nerede kızım diye sorarsa ne diyeceğim? Kızı bulduk bulduk. Allah'ım. Ben size sonra haber veririm. Gideyim de şu ustalara bir bakayım, tamam mı? Ne tamam yaptılar? Canım. Hadi tamam. Hadi, hadi kolay gelsin. Tamam bana. Vereceğim canım. Ben de Macide teyzeden çocukları alayım bari. Of. Çocuğum rahat bırak adamı. Tamam gidin arkada oynayın. Nasılsın Kudret? Ne olsun be Elif? İyi değilim işte. Ama asıl Zeliş daha kötü. Aa niye? Sabah hastaneye gittik. Keyfiye gibiydi. İşte belli etmemeye çalışıyor. Ama ağlayıp duruyor. Daha demin yine bebeğin bir eşyasını gördü. Hüngür feryat. Baba! Cam kesiği gibi desene. Ne tarafa dönse canı acıyor. İşte ben de pek iyi değilim ama ne yapayım, içime atıyorum. Onun acısını ikiye katlamamak için. İyi yapıyorsun Kudret. Sen güçlü dur ki senden güç alsın. Nermin'in kızı da meseleye tuz biber oldu. Ya sorma. Bir bebeğe ağlıyor, bir İrem'e ağlıyor. Ne yaptıysam susturamadım. İşte beni de gönderdi İrem'e bakayım diye. Aa iyi fikir aslında ya. Gençlerin takıldığı yerleri biliyorum o civarda. Belki dolaşırsam karşılaşırım. Belli mi olur? Tabii ya. Belki bir şeyler bulursun. Ama aklım Zeliş'te kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Sen Zeliş'e çok takılma. Şöyle yapalım. Ben çocukları eve bırakayım. Sonra aklıma bir şey geldi. Dur bakayım ben bir Zeliş'e uğrayayım. Bir havası dağılır belki. Tamam mı? Sağ ol Elif. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi. Zeliş sana emanet. Bay bay. Kolay gelsin. Bay bay. Çocuklar hadi eve. Hadi bakalım. Esma'cığım. Baktım abla. Hoş geldin. Aa. Bak ablam arkadaşın gelmiş. Merhaba Zeliş'cim. Zeliş'cim merhaba. Sağ olasın. Ömer işten erken döndü. Çocukları ona bıraktım. Seni görmek istedim. Aklım kaldı. İyi oldu mu biraz daha? Nasıl olayım Elif'cim ya işte. Bildiğin gibi. Çay içer misin ablam? İçeyim hadi senin elinden. ne yaptın? Ne oldu? Ne yapayım? Demin şu koltuğun arasında Ali'nin oyuncaklarından birini buldum. İçim fena oldu. Artık ağla 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 bir hal oldum ben de ya. Hiç yani çıkmıyor aklımdan bebek. İrem'e de ayrı üzülüyorum. Kudret'i gönderdim. Çık git dolanda bir bak filan dedim işte ne diyeyim. Rastlaştık mahallede. Zeliş ben Yasemin'i gördüm. Sinan'ın polis bir arkadaşı varmış. İrem'i o da arıyor. Sen oraları hiç düşünme yani. Tamam mı? Bak kahrediyorsun kendini. Ne yapıyorsun? Koyverdin gittin böyle. Evden dışarı çıkmıyorsun. Ne yapıyorsun arkadaşım ya? Ne yapayım Elif? Ne yapayım? Elimden bir şey gelmiyor ki. Sürekli kafada Ali. Sürekli. Bak elinden bir şey gelecek şimdi. Sana bir şey getirdim. Tatam. Ay Elif'ciğim. Canım çok sağ ol. Çok düşüncelisin ama yani benim elimden hiç gelmez bunlar. Bir de beni tanıyorsun ya ben sıkılırım bunlardan çok. Bir şey söyleyeceğim. Hiç mi hatırım yok? Şu kadarcık hatırım yok mu? Ay var. Bak rengini sana göre seçtim. Bak tam senlik renk bu. Bayılırsın sen bu rengi. Çok basit. Ayrıca sen bu durumu hafife alma. Ben diyeyim sana. Kimler yapıyor biliyor musun bunu? Madonna'sından, Jennifer Lopez'inden, Julia Roberts'ına. Düşün bak Türkiye'ye geçtim. Dünya starları bu hobiyle uğraşıyor. Yemin ediyorum. Bak şimdi. Sen şimdi arkadaşım dinle beni. Bak tut şunu sen. Tut bakayım. Ne yapacağım bunu ben şimdi? Göstereceğim ver. Ay acıdım elim. Bak şimdi gösteriyorum sana. Böyle böyle yapacağım. Sarmaya başlayacağım. Bak. Vallahi çile çileyi sökermiş. O çivi çivi değil miydi o? Hani böyle üzüntüden anlamazsın. Böyle aradan söyleyeyim dedim. Aman be çivi çile ne fark etti? İkisi de aynı Zeliş. Hem bir şey diyeceğim. Sıkılırsan bırakırsın yani. Mecbur musun değilse. Böyle sarıyorum. Evet evet çok güzel oldu. Niye bunlar bu kadar geçe kaldı ben anlamadım ha.
Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu sefer kesin uyudular. Masallar okudum, şarkılar söyledim. Yani odada bir animasyon, bir animasyon. Tamam işte, bu yaz otelde sen yaparsın animasyonu. Biz de tatili bedavaya getiririz ha. Çok komik değil mi? Ben sana diyeyim, sen bu tatil işini unut. Yani ikizlerin okuluydu derken bütün paramız bitti bizim. Tatil matil yapamayız. Haklısın. Yani kemerleri sıkmak lazım ama... nereden ne tasarruf edeceğimi bilemiyorum ya. Ömer, ben de sana onu söyleyeceğim. Şimdi bizim evlilik yıl dönümümüz geliyor ya. Ben onu unuttum hayatım ya. Şaka şaka. Hayatımın en mutlu gününü unutur muyum hiç? Hediyeni seçtim bile. Aha, tamam, ben de onu söyleyeceğim. Biz bu sene birbirimize hediye almayalım. Olta atıyorsun. Sonra da ben seni denemek için yaptım deyip bir sürü surat asacaksın değil mi? Yemezler. Yok yok yok, vallahi bu sefer onlardan birini yapmıyorum. Gerçekten. Ciddiyim. Tasarruf etmemiz lazım. Olmaz. Sen hem geçen sene bana bu yüzüğü almıştın. Bak ben hala takıyorum çok severek. Şey yapalım biz bu sene. Kendi ellerimizle hazırladığımız bir şeyler hediye edelim birbirimize ha? Tamam. Ben sana makarnadan kolye yapayım. Sen de bana patates baskılı resim hediye et, olur mu? Ya Ömer, dalga geçme. Hem bir şey söyleyeceğim. Biz birbirimizi seviyoruz, birbirimize çok sadığız. Mutluyuz bu evin içinde çocuklarımızla. En güzel hediye bu değil mi zaten? Haklısın bir tane. Biraz belimizi doğrultalım. Söz sana, çok güzel bir hediye alacağım bir tane. Böyle bunlar çok janjanlılar. Böyle bir daha... hani takım elbise falan giyiyor ya, o bakımdan daha düz böyle bir şeyler. Peki bu? Ha, bu güzel. Bakayım. Buyurun. Evet. Taksit yapıyorsunuz değil mi? Tabii. 6 ya da 12 ay. Nasıl uygun görürseniz. Ben 12 ayı istiyorum zaten. Yani o anca olur bana. Çünkü bizim durumumuz pek yok. Yani evlilik yıl dönümümüz diye alıyorum. Nice yıllara. Teşekkürler. Aslında evlilik yıl dönümünde biz hediye almayacaktık. Böyle anlaşmıştık. Ama benim kocam ne yapsın? O kadar aşık ki bana. Dayanamamış. Çamaşır makinesi almış. Ben de mecbur artık. Hediye paketi yapayım mı? Ha. Tabii. Yıl dönümü kutlu olsun baba. Evet baba. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi, hadi koşun bakayım. Şunları toplayayım. Sonunda baş başa kaldık. Evet. Yemekleri sevdin mi? Çok. Dışarıda yesek bu kadar güzel olmaz. Hem burada hesap ödemek de yok. Yani yemeği pişirene bir bahşiş olarak ne bileyim minik bir öpücük olabilir. Bir öpücük. Başlangıç olarak diyelim. Tamam o zaman. Bu mu? Tatları getireyim. Getir. Nasıl verecek? Yani koskoca makine sonuçta. Neyse ya. Herhalde böyle güzel bir kart yazar. Hani hediyesini ima eder. Sonra yarın da gelip takarlar. Çok heyecanlı. Evet. Sen bunu nasıl yaptın böyle? Senin yaptıklarının yanında hiçbir şey değil aşkım. Hediye? Yani birbirimize hediye almayacaktık hayat. Yani tutamadım kendimi. Ama ben şimdi offside konumuna düşmüş oldum yani. Çok teşekkür ederim. Nasıl? Çok güzel. Ömerciğim, benim hediyem? Ben
Sözümü tuttum hayatım. Sana hediye almadım. Çok şakacısın. Şey tabii. Yani kutuya sığan bir şey olmadığı için. Ama en azından adını geçirsek, ben sevinsem. Neyim? Hiç. Hmm. Hiçbir şey. Bu çamaşır makinesi de eskidi. Vadesi de oldu. Daha yeni sayılır o ya. Ne zaman vadesi doldu? Ben bugün beyaz eşyacı da gördüm de. Kurutmalısı çıkmış son model. Yani hani kurutmalı olursa... Hani yıkar kurutur, yıkar kurutur. Dolayısıyla bana zaman kalır. E ben de... Bana kalan vakti sana harcarım. Daha iyi olmaz mı? Aa, şimdi oldu. Önümüzdeki ay prim alacağım. O zaman sana yeni bir tane çamaşır makinesi alırım, olur mu? Kurutmalı. Ondan sonra da bol bol çamaşır kuruturuz. İçeride seni bekliyorum. Esas kutlama şimdi başlıyor. Ömerciğim, sen çamaşır makinesini kime aldın? Hangi çamaşır makinesini? Ben seni gördüm Ömer. Necla'yla yürüyordum, sen bir beyaz eşyacıya girdin. Ben senin peşinden geldim ve baktım sen bir çamaşır makinesi bakıyorsun. Bana aldığını düşündüğüm için seni rahatsız etmek istemedim. Ha, şu çamaşır makinesi. Ya ben onu patron için aldım. Patronun sekreteri izne ayrılmış. Patron da karısı için bir çamaşır makinesi ayırtmış. Bana dedi ki yani geçerken alıverir misin o çamaşır makinesini dedi. Ben de onu aldım. Ha. Sen şimdi patronun karısına mı aldın çamaşır makinesini? Evet. Başka kimin için olacaktı ki? Yani... Hay Allah. Ben de hani evlilik yıl dönümünde bana hediye almışsındır diye düşündüm. Ya hiç evlilik yıl dönümünde beyaz eşya alınır mı? Olmaz tabii. Saatini beğendin mi? Bayıldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.